Arkadaşlar merhaba. Bugün de sabah bir önceki videomuzda dediğimiz gibi bıldırcınlar neden zar yumurtlar? Bıldırcınların yumurta kalitesi nasıl değişir? Bıldırcınlar neden sürekli zar yumurtlar? Size bunları açıklamaya çalışacağız. Bugünkü sunumu size ben yapmak istedim. Şimdi öncelikle bıldırcınlar biliyorsunuz çok yumurta yapan hayvanlar. Senede 260-280 arası yumurta yaparlar ki bazı üreticiler sadece bana dedikleri için hayvanlar habire yumurtlasın dedikleri için bu hayvanlara sürekli yumurta yemi verirler. Sürekli yumurta yemi verdikleri için bu hayvanlar bir yerden sonra artık motor değiller bizim tabirimizde. Doğru mu baba? Aynen oğlum. Bu hayvanlara kalsiyum desteği vermemiz gerekiyor. Hayvanların yumurtlamamasının sebebi yemin içindeki oranların kalsiyum oranının düşük olduğu için kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayamamaları. Peki bunları nasıl gideririz? Bizim bunlara babamla çözümümüz yumurta kabuğu yedirmek. Yumurta kabuğu şöyle göstereyim. Yumurta şimdi, kabuğunu ince bir şekilde çekeriz. Görsün baba arkadaşlar. Bu şekilde yem gibi bunları istifleriz. Bakın zar yumurtlardan kastımız bakın beyaz. Şöyle gösterelim Batuhan. Bu daha çok yeni başlayan bıldırcınlarda da bu şekilde yumurtalar meydana gelir. Fakat biz bunun önlemini sadece yumurta kabuğunda bulduk. Arkadaşlar bunları nereden temin edebiliriz? Ramazan ayında biz oruç saatlerinde hem vakit geçirelim hem de pideci arkadaşların yanlarına gittik. Büyük poşetlerle onları yanlarına bıraktık. Pidelere kırmış oldukları yumurta kabuklarını komple toparladık Batuhan'la. Daha sonra getirdik. Yine bahçe evinde güzelce sudan geçirerek güneşte kuruttuk. Kuruttuktan sonra bir bez torba içerisine koyup çekiç yardımıyla bunları güzel ezdik. Şu anda da bir 18 kiloluk bidonlar var. Onlar dolu. Bunların uygulaması nasıl yapıyoruz uygulamasını? Batuhan arkadaşlarımıza gösterir misin oğlum? Tabii ki. Işık alan yerde göstereyim. Daha iyi olur. Arkadaşlar bakın yem açık. Yemleri açık. Çok olmayacak şekilde. Yani hayvanlara normal yem verdiğimiz gibi vermiyoruz. Bir avuç her bir göze ufak ufak serpiştirerek bu şekilde hepsinin yemesini sağlayacak şekilde önlerine döktüğümüz zaman hayvanlar bunları yiyorlar. Hem bunları yedikleri zaman yumurta kabukları güzel tam oluşum sağlıyor. Hem yumurta verimleri artıyor. Hem de zar şeklinde ve kırık oluşmamış yumurta yapmıyorlar. Bu da tabii hem hobici arkadaşların hem de üretici arkadaşların kendi kârınadır arkadaşlar. Özellikle üretici arkadaşların çünkü yani bu hayvanlar sürekli sizin ihtiyacınız doğrultusunda olmaz. Bunlar da bir can taşıyor neticesinde. Güzel hayvanlar. Yeni başlayan Ukrayna bıldırcınlarımız var oğlum. O daha çok bu Ukrayna bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta hususunda arkadaşlar çok müzdar biz. Neden? Hayvanların artık genetik özelliği mi diyeyim? Çoğu arkadaş bunu yem rasyonlarına bağlıyor. Yani yem rasyonlarından kaynaklanıyor falan diye ama değil. Çünkü 3 senedir bu işin içindeyiz. Gözlemlerimiz yani bu doğrultusunda yem değiştirdik. Ama buna nazaran hayvanlar çok iri yumurta yapıyorlar. Size en basit örneğini de göstereyim. Buraya bak bugünkü yumurta şöyle. Tabii bunları biz... Bu da normal yanına koyalım. Bunları biz tabii kuluçkalık olarak göndermiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir ispenç yumurtası kadar var desem yeridir yani. Arkadaşlar bıldırcın yetiştiriciliği hususunda her türlü yorumlarınıza, sorularınıza açız. Biz bu kanalı kurmamızdaki amaç neydi? Kardeşlerimize güzel bir yetiştiricilik. Hikayeden ziyade, tiyatrodan ziyade insanları bilgilendirmek. Amacımız buydu. Allah'a şükür amacımıza ulaşıyoruz. Kısa zamanda 150-200 abone. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri takipte kalın. Açıklama kısmında iletişim numaralarımız, Instagram, Facebook, sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Hep birlikte bu işi başaracağız diyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi biziz. Hadi oğlum. Hop.